2021 Tayfa, herkese selam. Evet, e, bu videomda ne yapacağız? Bu videomda 29 Temmuz'da programa başlayan arkadaşlar için e, kaçıncı haftadayız? 19. haftadayız galiba. Evet, 19. haftayı size neler yapacaksınız ondan bahsedeceğim. Bu arada özlemişim ya uzun zamandır video çekmiyordum. 2021 Tayfa. Hep siz mi beni özleyeceksiniz? Ben de sizi özledim ama ben sizin için yine uğraştım. Ne yaptım? Çok güzel çemberde açı, çok güzel çemberde uzunluk videoları, konu anlatımları hazırladım arkadaşlar. Çemberde açı şu anda yüklü indirebilirsiniz. Çemberde uzunluk da şu an dizgide ve bundan sonra ne yazacağım? Çemberde, çemberde değil dairede alanında yazacağım arkadaşlar. Sırada dairede alan var. Evet güzel bir şeye geldik. Neredeyiz şimdi? 2 Kasım'dayız değil mi? 2021 tayfa. Kasım'ın ikisi. Bakalım Kasım'ın ikisinde ne var? Kasım'ın ikisi. Evet. Şurada. Hocam çemberde uzunluk gözüküyor burada. Evet. Yanlış yazmışız arkadaşlar. Bakın. <laughs> Ayın 19'u. 19'undaki başlayan hafta. Ne çözecektik? İşte bu acil e, geometrideki şeyleri çözecektik. Neleri çözecektik? Dörtgenler konusunu çözecektik. 26'sından sonra 26'sından ayın kaçına kadar 31'ine kadar ki olan kısımda hatta 1'ine kadar olan kısımda ne çözecektiniz arkadaşlar? Yine acil geometri. Acil geometrisi de 2 haftaydı biliyorsunuz. Yani dörtgenler konusunu çözmeniz 2 haftaydı. Ama dikkat ederseniz bakın burada bir kaydırma yapmışım. 26'sı şurada aktif değil. Hani pazartesi salı 26'sı aktif değil. Şöyle geldiğiniz zaman burada ayın biri olduğu için ben benim de gözümden kaçmış. Bundan sonraki böyle bir atlayarak gidecek arkadaşlar. Aslında burası ayın ikisi olacak tamam mı? Yanlış yazmışım orayı arkadaşlar. Şurası ayın ikisi burası olacak. Ondan sonra dokuzuyla başlayan hafta burası olacak arkadaşlar. Burada bu şekilde devam edeceğiz. Tamam. Evet bu hafta ne yapacaksınız? Çemberde açıyı yapacaksınız arkadaşlar. Çemberde açı. Çemberin tanımı tanımıyla ilgili üçgensel çözülebilen sorulardan da bahsedeceğiz tabii ki orada. Üçgen yine karşımıza çıkacak. Çember yalnız çok kolay bir konu arkadaşım. Ciddi anlamda kolay bir konu. Rahat bir şekilde yaparsın. Genelde öğrenciler zaten çemberde açı böyle çember konusunda çalışırken açıyı çok rahat bir şekilde yapıyor. Açıyı rahat bir şekilde halledebiliyor. Daha doğrusu. Ama ondan sonrasında ne oluyorsa çemberde uzunluk ve dairede alanda sıkıntılar başlıyor. E aslında tam tersi olması lazım. Çemberde uzunlukta çok e, çemberde açıda çok uzun e, zorlanmanız lazım. Çemberde uzunluk ve dairede alanda ne yapmanız lazım? Daha kolay yapmanız lazım. Çünkü göreceksiniz ciddi anlamda çok kolay. E, o yüzden arkadaşlar hiç böyle psikolojik olarak yaklaşmayın. Çemberde açıyı zaten halledeceksiniz biliyorum. Ama çemberde uzunluğa dairede alana geldiğiniz zaman daha kolay yapacaksınız. Bunun da garantisini veriyorum. Ama tabi konu anlatımlarını şey yapmak lazım. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Saat 10'da bu video yayınlandı ve bu videoya göre sizler ne yapacaksınız? Ayın ikisindeki programa göre bakın ayın ikisi burada yanlışlık olmuştu. Hemen indiriyorsunuz. Ben bunu çok öncesinde koydum zaten şeye. Böyle 3-4 gün öncesinde koydum arkadaşlar PDF'i. Bilmiyorum bazılarınız yakalamıştır belki. Ee, A PDF'te bazı düzelen yerler var. Konu anlatımı yaparken hep düzeltiyorum sonrasında ee, dizgici arkadaşa söyleyip de o düzeltilen yerleri de düzeltilmiş halinde koydum. Indiren arkadaşlar isterse bir daha indirsin. Ufak tefek bazı yerlerde hata vardı arkadaşlar. Bu arada videoları çektim. Gerçekten çok güzel ve süper oldu. Ee, Sizde ilk başta ne yapacaksınız arkadaşlar? Sizde ilk başta e, bu Pazartesi günü ayın ikisindeki Pazartesi günü Rehberlik yani şu videoyu izliyorsunuz ve ön çalışma yapacaksınız. Açacaksınız konulara bakacaksınız hızlı bir şekilde yap 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 soruları geç tamam mı? Yapamadığın sorular olabilir mi? Olabilir. Çok fazla şey yapma. Bir ön çalışma yani bir ön bilgi olmasını istiyorum. Daha geçen seneden bir ön bilginiz var zaten. Çember, çember konusuyla alakalı daha öncesinde bir ön bilginiz var. Bakalım böyle biraz daha böyle bir üst seviyeye gelin ondan sonra şey yapacaksınız. Videolar çekildi ama ben ne yapıyorum? Çarşamba günü koyuyorum arkadaşlar videoları haberiniz olsun. Çarşamba günü saat 10'da başlayacağım. 5 video arkadaşlar. 10'da başlayıp e, kaça kadar? İşte 12'ye kadar o bütün videolar yayınlanmış olacak arkadaşlar. 10, 10.30 11, 11.30 ve 12 şeklinde yayınlarım. Çarşamba günü o videoları izlersiniz. Çünkü çarşamba gününüz sizin e, geometri gününüz. Çarşamba günü bu geometriyi şey yaptıktan sonra hallettikten sonra ne yapacaksınız? Geometrinin ilacını çözeceksiniz perşembe günü. Perşembe günü de çemberde açı ile ilgili geometrinin ilacındaki soruları çözeceksiniz. Hatta iki güne şey yapabilirsiniz. Hem e, çemberde açı ile ilgili atıyorum 5 test varsa 3 testini burada, 2 testini burada perşembe Cuma'yı halledebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz SML hocadan da şey izliyorsunuz oradan, konu anlatımlarını izliyorsunuz zaten. E, o yüzden çok fazla da kasmak istemiyorum burada. Cumartesi ve pazarda ne yapacaksınız? Orta seviyede bir kaynakla şeyi halledeceksiniz. Yalnız şu konuda uyarayım. Çemberde açı ciddi anlamda kolaydır. Ek çizim olarak şimdiden söylüyorum. Bizim en etkili silahımız ne biliyor musunuz? Ek çizimde en etkili silahımız yarı çap çizmektir. Çemberin tanımından geliyor zaten. Yani bu ufak tefek bilgileri kullandıktan sonra hiç sıkıntı yaşamazsınız. Çemberde açıda bazı kitaplarda aşırı derecede zor şeyler vardır. Ee, soruları olabilir. Olsun o soruları da uğraşın çözersiniz arkadaşlar. Ee, benim yine bir tane şeyim var. Neyim var? Ee, bir şey sorusu. Ney? Ödüllü sorum mutlaka yine burada var arkadaşlar. Çemberde uzunlukta da çok güzel ödüllü sorularım var. O da haftaya. Onu da anlatmak için sabırsızlıkla bekliyorum zaten. Ee, o ödüllü sorularda lütfen kendinizi verin. Lütfen iyi bir şekilde kendinizi verip böyle bir 2-3 dakika uğraşın. Olmadı 5 dakika olmadı 10 dakika uğraşın. Çünkü o uğraşlar sizi geometri bilginizi daha da geliştirecek arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen bir soruyla uğraşmak bütün konuyu tekrar etmek anlamına geliyor. O yüzden orada da bir emek harcamanızı da isteyeceğim. Ee, söylemlerimi lütfen şeyde e, soru esnasında ne dediysem onu yapmaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Evet şundan bahsetmiş miydim ben size? Cumartesi günde orta seviyede bir kaynak çözeceksiniz. Hatta bunu cumartesi pazara da yayabilirsiniz dedim arkadaşlar. E, orta seviyedeki bir kaynağı da çözdükten sonra olay bitti. Bu sefer işimiz kolay. Niye? <laughs> çok fazla uzun değil. Üçgendeki pardon. Üçgenler konusu mesela çok uzundu. Dörtgenler konusu mesela biraz yine uzundu. Ama çember konusu çok fazla uzun değil. Çemberde açı bir hafta. Çemberde uzunluk bir hafta. Çemberde daire alan bir hafta. Ondan sonra ne yapacaksınız? Soru çözümlerine geçeceksiniz arkadaşlar. Hemen sıcağı sıcağına bu soru çözümlerini de halledeceksiniz. Evet. Bu çemberi de hallettikten sonra birer net daha geliyor. Bak karneye yazın. Birer de net daha yazın. Mutlaka yazın. Ya bir ya da iki netiniz artacak. Şu an zaten 7 veya 8 yapıyorsunuz. O belki 9'a çıkacak. Rahat olun, geometri netlerinizi daha da artacak. Hiç şey sıkıntısı da yapmayın ha. Onu da söyleyeyim. E geçmiş konularda zaten tekrar ediyoruz her bir sonraki konuda. Yani geometride bir olgunluk seviyesine ulaşacaksınız arkadaşlar. 4-5 net yapan arkadaşlar da sakın ama sakın korkmasın. Mesela üçgenleri yaptık, tamamlamamıştın. Dörtgenlerde biraz daha anladın. Hatta çembere gelince o daha da olgunlaşacak. Çünkü çemberde de biz benzerlik yöntemini kullanacağız. Üçgende benzerlik yöntemi. Üçgenle alakalı çözülebilen kısım var. Yani geometride zaman ilaçtır. Yavaş yavaş önceki konuları daha iyi bir şekilde kapatacaksınız. Ve e, dörtgenler konusu da aynı şekilde mesela. Biraz zaman geçsin. Hala daha sıkıntıların varsa zamanla o bilgiyle oturacaktır. Niye? Sen baktın denemeye girdin. Sıkıntılar yaşıyorsun. Ufak tekrarlarını yapacaksın. E, o, o ufak tekrarlar ya da o soruyu yapamadığın zaman acaba ben denemedeki soruyu yapamadığın zaman acaba ben burada hangi özelliği unutmuşum? Hangi üçgensel bir veriyi kullanmamışım deyip kendini sorgularken bile ee, orada bir tekrarın olacak. O yüzden zaman ilaçtır geometride. Sabır sabır sabır. Ama eminim şu an beni izleyen çoğu kişi 7 veya 8 net yapıyor. Çember ve daire konusundan sonra da büyük ihtimal bu net sayısı 9 olacak. Full olacak demiyorum. Çünkü katı cisim falan filan da var arkadaşlar. Analitik geometri de var. Ee, i̇nşallah bunlar da iyice artacak arkadaşlar. Tamam mı? Evet bu haftaki size söyleyeceklerim bu kadar. Ciddi anlamda çok özlemişim ben sizi ya. Şu ekranın karşısına geçmek yani şu an hiçbirinizi görmüyorum ama şu an harbiden sizi görüyormuşum gibi böyle acayip bir şey var içimde böyle ee, güzel bir duygu var yani çok ilginç. Ee, geçen senede de demiştim 2020 tayfayı da çok güzel bir elektrik bir sinerji yakaladım demiştim. Ee, galiba bu sizle de oldu galiba değil kesinlikle de oldu arkadaşlar. 2021 tayfa. Yani yani büyük ihtimal 2022 tayfayla da olacak. İnşallah Allah bu kaza bela vermezse tabii. Ee, 2023 tayfa, 2024 tayfa böyle böyle gidecek. Valla bu işi çok sevmeye başladım. Çok hayır duası alıyorum sayenizde. Ee, Allah sizden de razı olsun. Ee, biz elimizden geldiğince size bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Umarım faydamız dokunuyordur. Evet gençler kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.